yapacağız. Patatesin haline getiriyoruz. Aynı ekmek hamuru kazanıyla da çamurumuz burada. Aynı ekmek hamuru gibi hazırlıyoruz. Burası kardeşler çölüne katılıyoruz. Aydın Karacuz. Ben kardeşimle beraber çalışıyorum. Şu anda testi yapacağız. Tornavın başında. Tabii ki benim kullanmış olduğum çamur yörenin kırmızı toprağı. Elendi, süzüldü. İçinden çok kalmadı. Elimin ufacık bir şeydi. Şimdi makine daha geçti. Ben de bir şeyde. İşte ben müsait durumda şu anda. Sertlikte. Testi yapacağım şu anda. Sonra testi. Yapıyor olduğum testi. Bardaklı bir testi. Tezgahımız motorlu bir tezgah. Daha önce çıraklık döneminde ayakla çeviriyoruz. Ama şu anda artık motorlu bir tezgah. Ama yine de usta eliyle şekil veriyor. Şimdi noktası yine usta da bilmiyorum bu şekilde bu arada üretiyoruz. Ondan sonra da kurutma bırakıyoruz. Ama ürün yapıldıktan sonra hiç bitmiyor. Testimiz hemen bir bitmek üzere. Bir motif yapacağız, şöyle desen olacak. Algarası olsun. Şöyle bir beyaz toprağımız bu bizim. Kimyasal değil. Onunla da beraber boyadık. Şimdi de bir misina var elimde. Yapıştı çünkü tabanını. Onu kesmem lazım. Ola ayırdı. Yani bu şekilde testimiz bitti. İşte fırın aşaması var. Dışarıda gördüğünüz gibi. Evet. Ama biraz kuruması lazım bunun. 2-3 gün kurulacak, tavlanacak. Tavlandıktan sonra da orada fırında 8 saat, 10 saat artık ben bunu yüksek ateşte pişireceğim. Ondan sonra el kısmını kullanalım. Evet. Dışarıda kuruma aşamasında bak şu anda. Kuruma aşamasında. Bunlar 3-4 gün kurduktan sonra 4-5 parça fırınımız 4-5 parça mal alıyor. Onu doldurduktan sonra şu an burada geçelim. Sabah 10'dan beri yanıyor. Sırf çam odunuyla yanıyor. Başka bir şeyle değil. 7-800 derece var. 10 saat yandıktan sonra 7-800 derece var. Zaten fırınımız olmak istedim. Fırınımız oldu. Fırınımız içinde çam odun. Neden çam odun? Peynir odun falan değil. Çam odun ısı daha yüksek vermesi, alem yanması için. 7-800 derece varması için. Isındığı bizi har ateş olması lazım olduğu için. Onun için çam odunu kullanıyoruz. Başka bir doğal, şey, doğal odun var. Sen ablacım testi de bitti. Karagöz'ün Rusya dedesi, yedi kardeşler bunlar, bu muhiti. Karagöz'ün muhitinin yedi kardeşleri, ergin adamlar. Thank you.
Thank you.